Yeni bir günden merhaba. Gördüğünüz gibi ben birazcık eyeliner falan çektim. Biraz ben sürdüm. Az bir şey parlatıcı sürdüm. Hani böyle ruh gibi çıkmak istemedim karşınıza. Hemen şeyleri göstermek istiyorum aslında. Proxy'den yine sipariş vermiştim arkadaşlar. Bu videonun artık bundan sonra bu şekilde video çekmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, kahvemi de yaptım burada size anlatırken. İçerim de. Bir fırt alayım çünkü bugün hiç kahve içmedim. O zaman kamerayı çeviriyorum arkadaşlar. Bu şekilde göstermeyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kutum, yine proxy kutum geldi. Bu sefer arkadaşlar Ekim ayında 15, her şey 5, 10, 15 lira indirimleri vardı. Yine bazı şeyleri stokladım. Bazı şeyleri yeni unuttuklarımı aldım. Bu şekilde arkadaşlar gösteriyorum şimdi. Bu cadı fındığı toniğim. Ben bunu 2-3 gün kullandım arkadaşlar. Hatta şuraya kullandıklarımı da getirdim. Onları da size memnun olduklarımı söyleyeceğim. Çünkü Kasım ayında yine her şey 10 lira olacakmış galiba. Öyle bir kampanya olacakmış ve o son olacakmış. Bir daha her şey 15 lira ya da indirimli fiyat olarak olacakmış arkadaşlar. Bu arada bu açık gelmiş, akıtıyor. Bu yine 10-15 lira. Arkadaşlar aldığım şeylerin hepsi 10 ya da 15'ti. Hiç 5 liralık bir şey yoktu. Şunu şöyle koydum. Şu şekilde yüz temizleme jeli aldım arkadaşlar. Böyle. Bu yüz temizleme jeli şu anda benim köpüğüm var. Jelim yok. Jel olarak almak istedim. Bu hem Hindistan cevizi olduğu için kokusu falan da güzel. Hem de milimi ne kadardı? 150 milim arkadaşlar. Şöyle yani yeterli olur diye düşünüyorum. Bundan da yine bir dahaki indirimde zaten. Bu arada ikinciyi alamıyorsunuz arkadaşlar. Ben normal olsa alınsa ikinciyi de alacağım ama birer tane alabiliyorsunuz. 10 lira 15 lira olarak. İkinci alırsanız %70 indirimli olana geçiyor galiba diye düşünmekteyim. Öyleydi sanki. Ondan sonra arkadaşlar bu aynı Sefa ve neydi bunun ismi? Kantoron. Aynı Sefa ve Kantoron balsamı. Bu da arkadaşlar ağrıya vesaire iyi geliyormuş. Ben bir tane daha önceki vlogumda göstermiştim size hatta. Şu at kestanesi kremini normalde Pharmacinink'ini kullanıyorum. Her akşam dizim çok ağrıyor. Dizime sürüyorum. Şu anda normalde mesela bir ara birkaç gün kışlık yapmıştım. O zaman çok ayakta durduğum için çok ağrımıştı. O zamandan, o günden beri sürüyorum. Neredeyse 1-2 haftadır arkadaşlar. Bunu değil, Pharmacinink'ini sürüyordum. Ama şu an ayağımın, yani dizimin durumu iyi. Yani öyle çok aşırı bir ağrı yok şu anda. Bu şekilde arkadaşlar Sea Butter diye bir ürün aldım. Bu ürün arkadaşlar, bunun yorumlarını okuyun. Yani benim, ben bunu nemlendirici olarak aldım. Egzamaya, kuruluğa, topuklardaki kuruluğa, işte sertliğe falan çok iyi geliyormuş arkadaşlar. Ama ben bunu işte kendim nemlendirici olarak aldım. Kardeşimin ellerini de şu çok yıkıyor. Çok aşırı sürekli yıkıyor. Onlara süreceğim. Belki ona iyi gelir. Çünkü o da normalde zeytinyağlı krem kullanıyor. Belki bu iyi gelir. Bu iyi gelirse tekrar bundan alırız ona da. Ve bu böyle hani şey gibi arkadaşlar. Şu anda katı ama nasıl diyeyim? Hindistan cevizi gibi. Yani eridikçe sıvılaşıyor. Kokusu falan çok güzel. Hani böyle doğal olan şeylerin kokuları genelde kötü olur. Ama bunların güzel. Bu şekilde arkadaşlar şey aldım. Bum Batır saç maskesi. Bunun arkadaşlar daha önceki aldığımı biliyorsunuz. Bu. Bunu şu anda kullanıyorum arkadaşlar. Bakın bu kapalı. Bunu stok için aldım arkadaşlar. Birazdan bahsedeceğim. Sonra cima arkadaşlar. Bunun, bu yine highlighter'dan bir tane daha almıştım. Ben Charming değil, pardon. Başka bir tane daha. Hatta onu da getirmiştim. Onlara hemen bakayım. Şu Champing mi yazıyor? Champing olanını almıştım. Bu ortaydı. Bu pink yazıyor arkadaşlar. Pink, soft pink. Yani daha böyle pembemsi herhalde. Deneyeceğim ikisini de. Dediğim gibi bunu 10 liraya almıştım zaten. Bu da 15 lira şey yaptım. Koyu renk. Yani renk olsun diye aslında. Çünkü bunları şu anda mesela %70 indirim var. Ben bu videoyu çekerken %70 indirimli hali 38 lira arkadaşlar. 10 liraya 15 liraya bulamam. Sonra geçiyorum şu şekilde arkadaşlar. Yine
Bir beyaz atıcı krem aldım arkadaşlar. Bunu da deneyeceğim. Daha hiç denemedim. Yorumları falan çok güzel hepsinin. Bu da yine şu şekilde beyaz atıcı bir krem. Cilt rengindeki koyulukları gidermede ve renk tonunun uyumu sağlamaya yardımcı oluyormuş arkadaşlar. Böyle normal mesela koltuk altınızda falan oluyor. Yüzünüzde bazı güneş görmeyen yerlerde lekeler, siyah lekeler oluyor. Onlar için kullanmak için çok ideal bir ürünmüş. Yorumlarında öyle gördüm arkadaşlar. İnşallah memnun kalırız. Sonra geçiyorum arkadaşlar. Şu şekilde yine bunu almayı unutmuştum. Butter krem. Bunu arkadaşım çok kullanıyor. Ondan görmüştüm. O söylemişti hatta güzel olduğunu falan da. Bu da böyle hem nemlendirici olarak kullanıyor arkadaşlar. Hem de bu tüyleri çıkın tüy oluşumunu engellemede yardımcı oluyormuş. Şurada da hatta yazıyor. Siz de görebilirsiniz. Yorumları yine güzeldi arkadaşlar. Temiz cilde masaj yaparak uyguluyorsunuz. Her gün kullanımı uygundur. Proxy'nin soru kısımlarında kısımları oluyor. Oralarda sormuşlardı. Bunların hepsinin boyutları bir aylık boyut olarak yani bir aylık kullanım olarak ayarlanmış. Ama bu mesela normal ciltte losyon olarak da kullanılıyor. Yani nemlendirici. Ama sadece normal nemlendiriciniz varsa sadece ağdadan ağdaya işte tüylerde azalma oluyormuş. O şekilde de kullanmak isteyen arkadaşlar kullanabilir. Bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra cima. Şu şekilde bir aloe veralı nasıl diyeyim ferahlık veren bir sprey aldım arkadaşlar. Şu şekilde yani bu böyle bazen çok işte şey suratım falan böyle ateş oluyor. Nasıl diyeyim makyaj falan yaptığımda çok böyle fondöten sürdüğümde falan çok şey oluyor. O yüzden hani biraz serinlemek için falan aldım. Sonra geçiyoruz. SOS oil diyor. Çay ağacı yağı arkadaşlar. Bu şeyde çok iyiymiş arkadaşlar. Sivilce çıktığında direkt sivilcenin üstüne sürüyormuşsunuz. Geçiriliyormuş. Düzgün cilt görünümüne ulaşmayı sağlamaya yardımcı olur diyor. Bunun yine hani dediğim gibi sivilceler için aldım ben. İşte bazen çok içten çıkan sivilceler oluyor ya arkadaşlar. Onlar bende çok oluyor çenemde falan ve acıtıyorlar. Hani böyle ucu olmayan sivilceler. Onlar için aldım. Yani şey boyutu küçük belki ama zaten sadece sivilceden sivilce kullanacağım. O yüzden bayağı gider diye düşünüyorum. Sonra geçiyorum arkadaşlar. Ardıç yağı diye bir yağ aldım arkadaşlar. Bunda bu da yine nasıl söyleyeyim? Hakan'ın ayağında bir şey var. Hani ne olduğunu bilmiyoruz. Sürekli böyle kaşınma yapıyor. Yani egzama tarzı bir şey diyeyim. Bunun iyi geldiği yazıyordu arkadaşlar. Bayağı işte ben bunu işte, o Proxy'nin yorumlarına bakarken şans eseri gördüm. Bunu denemek istedim. Hakan'ın ayağı çünkü sürekli yani yıllardır böyle ve doktora falan da gitti. İlaç da kullandı. Hani çok bir değişiklik olmadı. O yüzden bir de bunu deneyeceğiz. Doğal yapıda olduğu için ben denemekte bir sakınca görmüyorum. İnşallah iyi gelir arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi şöyle döndürdüm size arkadaşlar. Aldığım ürünler böyle arkadaşlar. Kahvemden de bir yudum alayım. Bu da arkadaşlar normal günlük kullandığım ürünler. Dediğim gibi bunu işte yedekledim şunu. Bu maskeyi henüz hiç yapmadım arkadaşlar. Bunları ama her gün kullanıyorum. Akşamları sabahları yüzümü temizliyorum. Bunu 2-3 gün kullandığımda sivilcelerimin böyle kuruttuğunu fark ettim arkadaşlar. Ezan okunuyor arkadaşlar. Ben birazdan devam edeceğim yine. Evet arkadaşlar şimdi sabah akşam ben bunu kullanıyorum şu anda. Şu. Bunun hakkında da yorumlar iyiydi. Bilmiyorum yani hani şöyle söyleyeyim 2-3 gündür kullanıyorum yani böyle çok aşırı 1 aydır 2 aydır kullanmıyorum ama sivilcelerimde bir kurumalar olduğunu fark ediyorum yani. Çünkü bayağı hızlı küçüldü sivilcelerim. Bunu daha çok beğendim açıkçası. Hem kokusundan dolayı hem de etkisi daha fazla geldi benim cildime. Şu anda bunu kullanacağım ama bundan bir daha almayacağım arkadaşlar. Bundan alacağım yani bittiğin zaman bundan alacağım tekrar. Bunu daha henüz yapmadım. Bu egg maskeyi görüyorsunuz. Bu arkadaşlar bunu kullanıyorum. Zaten makyaj bazı olarak falan da kullanıyorum. Arkadaşım hani öyle de kullanabilirsin demişti. Nemlendirici yani
Yani yumuşaklık ve pürüzsüzlük veriyor. Normal bir nemlendirici tüm cildinizde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle koyalım bunu da. Bu dediğim gibi zaten masaj kremi. Arkadaşlar bu gerçekten hani doğal bir şeyler arıyorsanız ağrıya falan çok iyi geliyormuş. Ben şimdi bunların bir tane de kırmızı biberiye var. Biberiye içerikli. Kırmızısı bunların. Ondan da alacağım. Çünkü o mesela baş ağrılarına falan da iyi geliyormuş. Bilseydim hatta bunu değil onu alacaktım. Ama ben zaten sürekli her gün kullanıyorum arkadaşlar. Bunlar çok hızlı şey yapar, tükenir. Çünkü omzum da ve dizim de çok ağrıyor. Bunu arkadaşlar bu Avon'un böyle şeyi makyaj sabitleme şeyiydi eskiden. Ben onun içini boşalttım. Kullanmıyordum zaten. Ve çok yıllardır duruyor bu bizde. Bayağı kaç senesinde aldığımı hatırlamıyorum bile. Düşünün. Bunun içini boşalttım, yıkadım. Sabunla falan yıkadım, temizledim. İçine bu Bumbatır'ın yani bu saç makyaj ay makyaj diyorum pardon saç maskesinin biraz sıvılaştırıp içine koydum arkadaşlar. Saçımı tarayacağım zaman eğer duş almadıysam saçımı tarayacağım zaman onu sıkıyorum. Saçı gerçekten hani böyle nasıl söndürüyor ve hani çok hızlı taranmasına yardımcı oluyor ve gerçekten kokusu da çok güzel. Çok beğendim yani. Hani bunu duş almadığım zamanlarda saçımı ben normalde çok taramıyorum dökülmesin diye. Tarayacağım zaman hızlı açılması için sıkıyorum. Hem saçım böyle nasıl diyeyim şey olmuyor. Elektriklenmiyor. Hem de çok hızlı taranıyor. Bu zaten farmasinin el kremini kokusunu çok beğeniyorum. Bu da nemlendirici krem arkadaşlar. Yüzümü sildikten sonra ya bununla nemlendiriyorum ya şu aloe vera olan jelle nemlendiriyorum. Şu anda bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi Kasım ayında da indirim olacakmış arkadaşlar. Ben memnunum. Yani memnun kaldım diyeyim. Şundan saçlarımı hatta bugün de sürdüm. Bugün de yaptım. Hani böyle bir bugünlük bakım videosu olur belki. Saçıma işte sürerken falan da sizlere çekerim. Yıkarken ya da işte proxy ürünlerini kullanırken falan diyeyim. Çekerim. Akşam temizliğinde vesaire vesaire. Artık zaten günlük vloglar çekeceğim biliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Burası biraz proxy dükkanı gibi oldu ama. Böyle yani fiyatlar çok uygun olunca beni cezbediyor açıkçası. Çünkü bu mesela şey herbal yani bitkisel içerikli olan ürünler normalde bu kadar uygun fiyata düşmüyorlar. Dediğim gibi bu mesela Highlighter'ın. Diğerlerine bakmadım açıkçası fiyatına ama 38 lira. Yani ben bunun bir tanesini 10 bir tanesini 15 liraya aldım. Yani şu andaki fiyatlarının alakası bile yok. Ve bunları belki yani burada açıldıktan sonra 12 şey ay kullanın diyor tabi ama bunları hiç kullanmayacağım için yani makyaja kullanacağım için bana belki 3 yıl 4 yıl gider yani. Hem yani bozulmazsa tabi inşallah. Böyle arkadaşlar. Ben böyle memnunum. Şu anlık memnunum yani.
arkadaşlar. Yemeğim neredeyse hazır. Şimdi biberler sotelendi. Sadece tavuğu koyacağım. O kadar. İşte fırında patatesim de hazır. Çorbam zaten hazırdı. Bunları izlemiş olacaksınız. O zaman biz yemeğe geçiyoruz. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün yani şu anda sizlerle ne yapmak istiyorum? Şunları biliyorsunuz trend yoldan almıştım. Bunları arkadaşlar duvara buraya asacaktım mutfağa. Şimdi sizinle birlikte onları buraya asalım diye düşündüm. Sonra da bugün çamaşırlarım var. Onları toplayacağım. Başka işim yok arkadaşlar. Belki ondan sonra veda ederiz. Bugünkü vlog böyle olur. O zaman asmaya geçelim. Bunun yanında arkadaşlar şu şekilde bant göndermişlerdi. Söylemiştim size galiba. Diğer aldığım ürünleri de görebilirsiniz. Böyle oldu. Yani minimal tatlı. Hani çok abartı da değil. Dediğim gibi zaten yapışkanlı olduğum için istersem çıkartabilirim. Hem boyayı da sökeceğini düşünmüyorum. Böyle arkadaşlar. Yakından göstereyim. Böyle çok güzel duruyor. Yani boyut olarak büyük olsa böyle çok güzel olur. Ama maalesef ki değil. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar ilk günlük vlogum böyleydi. Bundan sonra bu tarz videolar yani böyle günlük olarak çekmeye çalışacağım. İşte günün menüsü, alışveriş yaparsak o şekilde. İşte temizlik, normal ev işleri günlük ya da başka bir şey yaparsak işte gezmedir, şudur budur. Bu şekilde video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bugünkü yaptığım işleri gördünüz zaten.
Bu arada arkadaşlar çorbadan bahsedeceğim. Çorba gerçekten çok güzel oldu. Çok beğendim. Ben ilk defa yaptım ve ilk defa yedim. Annem de yapmıyordu hiç. Yani böyle bir çorba hiç içmemiştik ve çok beğendik. Hakan da çok beğendi. Kesinlikle siz de deneyin derim. Tarifini isterseniz aşağı açıklamalara ya da yorumlara yazın. Severek cevap veririm zaten. Bu şekilde arkadaşlar. Günlük temizliğim, günlük yemeğim böyleydi. Beni umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.